Yüzyılın son döngüsü. Oldukça ilginç bir oyun. Oyuncu arkadaşlarımız, yönetmenimiz, tasarımcı arkadaşımız, sevgili Umut Aydın. Umut Aydın. Evet, bu oyunu birazcık öğrenmek istiyorum. Sahne aşamanız, kurgulama, reji, nelerden esindiniz ve bize ne anlatıyor mesajlarını? Şöyle bir kısacık hemen. Tabii, oyun yazar Güneş... Çok güzel bir dekor öncelikle, kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. oyun yazar Güneş Sarıçoğlu'nun oyunu. Dramaturg ve yazar arkadaşımız Derin Suysal'la birlikte benim rejim doğrultusunda oyuna ufak tefek dokunuşlar yaptık. Oyunda birçok yan tema vardı. O yan temalar içerisinde biz sadece kadın temasını ön plana çıkaracak yeni bir düzenleme yaptık. Harikasınız, kutluyorum. Kadın dediniz mi bitmiştir olay. Ataerkil toplum düzenine karşı çıkan bir oyun. Ve her ne kadar kendi içimizde bunun ayrımına çok fazla varamasak da aslında o insanların hep içimizde olduğunu, bizimle beraber yaşadığını, her ne kadar kadın olarak kadınlar kendini savunmak istese de erkeklerin zihin yapısı değişmediği sürece bunun aslında çok fazla gerçekleşemeyeceğini vurgulamak istiyoruz. Harikasınız. Son dönemde bu kadar kadın cinayetleri, maalesef arkadaşlar. Ve bu tarzda oyunlar bu sene bayağı çoğaldı. Mutluluk verici bir şey bence. Çok güzel yaraya parmak basmanız siz aynı çok şekilde. Teşekkür ederiz. Oyuncu arkadaşlarım, önce isimlerimizi söyleyelim, tanıtalım kendimizi. Adım... Neler yaşadık, neler hissettik, şöyle bir paylaşalım bize. Benim adım Burak Şanlı. Evet. Oyundaki Tufan ve Baran karakterini canlandırıyorum. İki rolün mü var oyunda? Aslında tek rolüm var. Fakat bizim karakterimiz biraz kendini gizlemeyi ve yeni bir hayat kurmayı tercih etmiş bir karakter. Bunun için sürekli hem geçmiş ve gelecekteki kimlikleriyle ilgili bir çatışma yaşıyor. Tufan'ı çalışırken veya Baran'ı çalışırken biraz zorlandım. Neden zorlandım? Çünkü... Şöyle bir yanına geldim, arkaya bakıyorum. Canım benim ya, gitmişim 2 metre öteye söyle. Biraz zorlandım. Neden zorlandım? Çünkü bir kadına ben hiç kendi kimliğim açısından bu şekilde yanaşmamıştım. Tufan hem onları çok seviyor... Evet. Çok sevdiği için kendine çok ait hissediyor ve onun olmadığı takdirde o kadının sonu onun için ölüm oluyor. Ya, ya Tufan'ın ya kara toprağı. Evet, biraz bu mantıkta yaşayan bir arkadaşımız Tufan. Sevgi böyle bir şey değil. Tabii ki. Sevmenin fazlası da zarar, azı da zarar. Her şeyin fazlası ve azı zarardır. Aynen. O yüzden Tufan bu konuda çok dengeyi bulmakta beni biraz zorladı. Ama ondan sonra bulunca da çok zevk alarak oynamaya başladığım bir karakter oldu. Oyunun en güzel noktası bu bence. Elif Kale ben. Elif Leyla Kale. Karakterini canlandırıyorum. Benle bağlantıya giren arkadaşımız. Evet. Çok tatlı, uzunca yazıştık. Bugün kısmet oldu. Teşekkür ediyorum. Tal Tiyatro davetiniz için. Evet, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ufak bir düzeltme yapayım. Tap sahne. Tap sahne. Tap sahne. Nereden çok bakar. Çok tiyatroya girince böyle oluyor işte. Dün de tiyatro da. Değişik değişik isimler arkadaşlar, evet. Son dönemde biraz akılda tutmak zor. Evet. Öğreneceğim zaman sizleri ne tanıyorum ve tanımaktan aşırı derecede mutluyum, bunu ifade etmek istiyorum. Evet, Elif Kale. Leyla karakterinde şöyle bir durum var. Leyla'nın annesi babasını öldürmüş. Bu sebeple Leyla hapishanede doğup 6 yaşına kadar büyüyor. İlk okul başladığı zaman özgür olmayı keşfedebiliyor. Sonrasında hep tek başına bir hayat, çünkü annesi de çocukken vefat ediyor. Sonrasında baba konusuyla alakalı büyük travmaları ve boşlukları olduğu için ardından kendisini çok koruyup kollayan ve aşırı bağlı olan Tufan'a bağlanıyor. Fakat artık özgürlük duygusuyla alakalı tahammül edemediği şeyler var. Tufan'ın da baskılarıyla beraber, kendisinin de geçmiş hayatında yaşadığı şeylerle beraber özgür olmaya çalışıyor. Tufan'dan aslında kaçmaya çalışıyor diyebiliriz. Tam bir toplumdan kesik aslında. Evet. Arkadaşım. Ben Öykü Tutku Keskin. Oyunda Nermin karakterini canlandırıyorum. Ben... Tufan'ın, yani Baran'ın 16 yaşındayken öldürdüğü sevgilisiyim. Çok heyecanlıyım bu akşam için. Karakter için de heyecanlıyım. Çünkü ülkemizde çokça böyle şeyler yaşanıyor. Ben hayatımda böyle bir şey yaşayan bir insan değilim ama bunu düşündüğümde empati kurdun, değil mi? Bir insan oynarken oldum. De empati kuruyorsundur. Evet. O açıdan umarım bu akşam hikayemizi çok güzel hissettirebiliriz izleyicilerimize. Yani heyecanlıyım. Umarım ülkemizde de artık daha güzel inşallah temennimiz o. Evet. O yüzden
yüzden bu tür olayları sahneliyorsunuz ki faydası olsun birazcık topluma, ışık olalım, aydınlık olalım diye arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten son dönemde böyle konulu oyunlara gitmek beni çok mutlu ediyor. Hele sizin gibi gençler bunu sahneledikçe, yazıp oynadıkça ben aşırı mutlu oluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu 10 yıldan beri hep tiyatro ve konser olsun, etkinlikler olsun öncesinde geliyorum ki o heyecanı sizlerle tatmak çok güzel ve aksettirmeye çalışmak benim için. Selin ben. Soyadım Selin. Soyadım. Selin Gürtiken. Tasarımcısıyım. Bütün her türlü ışık, dekor, kostüm. Çok güzel. Metin... Koca ağacı burayı nasıl koydunuz? İnanılmaz sanki şey, aşağısına bakarsan sonbahar, dökülen yapraklar çok güzel. Ne kadar uyumuş aslında oyunuza. Evet yani metinle bağlantılı bir dekor yapmaya çalıştık. Bunu ışıkla besledik. Karakterin geçmişe gittiği sahnelerde ışıkla besledik atmosfer olarak. Harikasınız. Kamyonla mı bunu taşımak zor? Ve ıspargalar geldi buraya. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Çocuklar taşımak zor bunu. Azaldı. Maliyeti yüksek çünkü bir yerden bir yerine nakletme. Onun için de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Alkışlar olsun. Teşekkür ederim. 1991. Yer Mardin. Annemin karnında Emin Erkadır. İki Almanya birleşti. Ben de o sırada gönlümü bir Türk kızına kaptırdım. O da bana yanık. Neyse etraf nasıl kalabalık. Her yerde havai fişekleri ama bana sorsan hepsi içimde patlıyor. Annem bana hamile kaldığında 16 yaşındaymış. Cahil, okumamış, hayalci bir kadın. Kimse bilirim ne yapsın? Kemal abim biraz daha okuyup meslek sahibi olmamı istedi. Ama üniversiteye gitmemi istemedi. Ama Şevki abim hemen Kur'an kursuna yazılmamı destekledi. Hatta mahalleden bakkal dükkanı olan biriyle sözümü kesmek bile istedi. Bize sorulmazdı. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Üstüme üstüme geliyordu. Okul desen aynı. Ya bir nefes aldım. Park vardı. Onu da elimden alacaklardı artık. Ne işi zormuştu. Annem iki can abi. Ekarda da belli olmaya başlayınca aileyi falan boş vermiş. Abi büyüğüne gel iste demiş. Ama usulde adapte derken aradan geçmiş bir iki hafta daha. Hoş geldin Leyla. Hoş buldum. Leyla! Ne? İyi, git. Senin boyunduruğunun altından çıkalı. Aylar oldu Tufan, aylar. Senin o boyunduruk dediğin olsa olsa korunup kullanmaktır Leyla Hanım. Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok benim. Benim gücüm de seninle yürüyecek yolum da yok. Bitti. O yüzüğü sakın çıkarma! Al şu yüzüğünü de git başımdan.